Merhaba, ismim Halil Küpeli. Kapalı Çarşı Derneği sorumlu müdürüyüm. Dün itibariyle Kayseri'mizde yoğun bir yağış oldu. Yağmur berekettir, yağmur bolluktur. Yağmurun yağdığına sevindik ama Kapalı Çarşı esnaf olarak bir taraftan da korkuyoruz yağmurun yağmasından. Çünkü yağmur yağdığı zaman bizim tüm dengelerimiz alt üst oluyor. Sebebi çarşımızın atık su kanalları dolu. Biz aylarca, yıllarca belediye yetkililerine dile getirdiğimiz buydu. Nitekim dün ortaya çıktı. Saraf esnaflarımız rezil oldu. Yani artezyen su gibi yukarı atık su borularının tıkanıklığından dolayı müşterimiz, esnafımız, çarşımız, tarihimiz rezil oldu. İmar planıyla, şehirleşmesiyle övündüğümüz Kayseri'mizin gerçek yüzü ortaya çıktı. Biz belediyede makyaj yapmasını istemiyoruz. Temeli, sorunu temelinden çözmesini istiyoruz. Kapalı Çarşı esnaf olarak, müşterileri olarak, yönetim olarak biz bu konuda muzdaribiz. Sayın Palancıoğlu, Sayın Menduh Başkan'ın çarşımıza geldiği zaman çarşımızı överler. Burası Kayseri'nin misafir odası derler. E kardeşim, senin evinde misafir odan bu rezilliği yaşıyorsa Kayseri çarşısına da yaşatın. Misafir odası diyorsanız gereken ilgiyi, bakımı, onarımı yapın. Esnaflar olarak, çarşı derneği olarak biz bu konuda muzdaribiz. Dernek olarak bizim herhangi bir buraları yenileme gibi ne bir maddi gücümüz var ne de yasaların vermediği, kanunların engellediği, önümüze koyduğu bir takım engeller var. Biz dernek olarak buraya müdahale edemiyoruz. Ettiğimiz zaman suç. Niye suç? Tarihi eser dokunamazsın. Buyursan dokun. Yok. Yani bu tür sorunların Kapalı Çarşı'nın altyapısı ve üst yapısı tamamen elden geçirilmesi lazım. Daha önceki açıklamalarda bulunduğumuz gibi belediyeye müracaat ettik. Damların bakım, onarım, temizliğinin yapılmasıyla ilgili. Temizlik işleri müdürü Ali Bey yani benimle alay eder gibi bana cevap veriyor. Verdiği cevap şu: biz temizleyemeyiz. Neden? Benim elemanlarım çoğu özürlü. Kardeşim, sen özürlüler rehabilitasyon merkezi misin? Veyahut da oranın sorumlusu. Sen belediyesin. Belediyesen bunları yapmak zorundasın. Elemanlar özürlü deyip de çalışan işçilerimizi ön plana koyamaz. Yani bir an evvel çarşımızla ilgilenilmesi, gelip esnaf ve yöneticilerle, çarşı yönetimiyle istişare edip bu sorunların giderilmesi lazım. Ne güzel, camilerde yağmur yağsın diye dua ediyoruz. Arkasından da inşallah yağmur yağmaz diyoruz. Neden? Çünkü yağmur bizim felaketimiz. Yağmur yağdığı zaman Kapalı Çarşı su altında. Daha doğrusu başkanların deyimiyle misafir odamız su altında. Görmez olur mu? Bunların sizlere gösterebilirim. Çoğu malını attı. Giyimcilerin dükkanları aktı. Dışarıya sergiledikleri mal mahvoldu. Yani malına mı üzülsün? Çarşıdaki rezilliği gördük. Ona mı üzülsün? Çarşının görüntüsüne mi üzülsün? Dün yani tam anlamıyla Kapalı Çarşı rezaletti arkadaşlar. Bunun bir an önce ele alınıp bu sorunun acilen giderilmesi lazım. Artık yağmasın diye duaya çıkacağız. Kapalı Çarşı esnaf olarak Allah'ın bereketidir, bolluktur. Tabii ki yağmur iyidir ama biz Kapalı Çarşı esnaf olarak şöyle dua ediyorduk camilerde, artık şöyle yapacağız çünkü yağmasın diye yapacağız. Şuramıza kadar geldi. Her taraf rezil kepazelik. Altyapıdan su fışkırıyor, logarlardan. Üstten artezyen gibi su geliyor. Sebebi temizlik yapılmadı. Giderler tıkalı. Artık gider boruları değişmesi lazım tamamen. Söylüyoruz, dile getiriyoruz. Yani Sağır Sultan duydu, bizim belediyeler duymadı. Ya ciddiye almıyorlar, ya önemsemiyorlar, ya burasını gözden çıkarmışlar. Bunun başka açıklaması yok.